Manisa'da 4 büyük tesisin açılışı gerçekleşiyor. Ayrıntıları Yusuf Şahbaz aktardı. Sevgili izleyiciler, dikkat! Videolardaki yüzünüz değiştirilebilir. Dünyada gelişen son görüntü teknolojileriyle birlikte videolarda artık insanların yüzünü, üstelik tüm mimikleriyle birlikte başka bir insanın yüzüyle değiştirmek mümkün. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? CNN Türk muhabiri Kaan Temeltaş ve kameraman Yasin Kamaloğlu'nun haberinde izleyeceğiz. Şu maskeyi de softlaştırabiliyor musunuz? Kimi zaman sevdiğiniz bir arkadaşınızın, kimi zaman da çok sevdiğiniz bir filmin başrol oyuncusunun yerini alabilirsiniz. Bunu sağlamak için bir yüz değiştirme teknolojisi var. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Resmen sen olmuşum ya. Gayet başarılı. Bu teknolojinin adı deepfake. Yüzler bir anda değişebiliyor. Karşındaki kişi bir anda başka biri olabiliyor. Aslında farkı yok gibi. Örneğin bu görüntüde eski Amerikan Başkanı Barack Obama yok. Aslında Obama gibi görünen ve konuşan kişi yandaki aktörün ta kendisi. Son zamanlarda reklam ve sinema filmlerinde sıkça karşımıza çıkar oldu. Ve sen öyle güzel gülüyorsun ki Kemal abi. Deepfake, videolar üzerine uygulanan profesyonel yazılımlarla gerçekleştirilen yüz değiştirme teknolojisi. Önce bir maskeni çıkartmanı istesem. Evet, arkadaşımızın da yüzünü gördünüz. Birazdan yüzümüzü değiştirecekler. Resmen sen olmuşum ya. Gayet başarılı. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Farklı yerlerde ve zamanlarda çekilmiş görüntüler tracking dediğimiz bir işlemden geçiriliyor. Bilgisayar yazılımı daha önce çekilmiş görüntüleri o görüntülerin üzerindeki belli başlı referans pointlerini, noktalarını yakalayarak bunları takip ediyorlar. Hedeflenen videoda yüzleri değiştirilecek kişilerin görüntüleri ayrıntılı olarak kaydedildikten sonra gerisi profesyonel yazılıma ve onu kullanan grafik tasarımcının ustalığına kalıyor. Bu bir varlığın, objenin, insanın, hayvanın, ağacın, çiçeğin, bir şeyin hareketi ise onun hareketini takip ediyor ve yeni koyacağınız, sonradan ekleyeceğiniz görüntüyü oraya kilitliyor. Uzmanlar videoya kaydedilen herkesin yüzünün bu tür yazılımlarla kolaylıkla değiştirilebileceğini belirtiyor. Hatta daha fazlası da var. Sesini de değiştirebiliriz. Yani sesini de bir başka insanın sesini bir başkasına benzetebiliriz. Her geçen yıl gelişmeye devam eden bu teknoloji hakkında uzmanların çok önemli bir de uyarısı var. Özellikle sosyal medyada kötü niyetli insanların yarattığı bir takım manipülatif görüntüler var. Bunlara ilk anda sadece bir kaynaktan bakarak, bir kaynağa inanarak, güvenerek çok kendimizi kaptırmamamız lazım. Çok iyi ya.